Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugün çok renkli bir konuğumuz var. Merak ediyorsunuz. Badze Fırın Kafe'den Sayın Selahattin Büyük. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Selahattin Büyük kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Selahattin Büyük, Rize'nin Çayeli Sirt köyünde doğmuş. 11 çocuklu bir ailenin bir ferdi. Şimdi bize soruyorlar, katıncısınız? Ben soruyorum, yukarıdan mı aşağıdan mı? Aşağıdan 4. yukarıdan 7. Ama 2017 yılında buradan anneme babama da selam göndereyim sizin aracılığınızla. 2017 yılında çok ailece üzücü bir yıl geçirdik biz. 2 tane abimizi kaybettik 37 gün içinde. Yani başınız birini beyin kanamasından, birini kanserden. Malum Rize'nin, siz de Rizelisiniz biliyorsunuz. Karadeniz'in belası kanserden bir abimi kaybettim. Erol Büyük ve Recep Büyük abimi. Onlara da buradan gani gani rahmet dileyerek başlayalım. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara da sağlıklı ömür verirken tabii ki sabır da versin. Amin. Amin. En büyük şey. Evet. Selahattin Büyük, yukarıdan 7. aşağıdan 4. aşağıdan 4. Evet. 11 çocuklu 11 bir çocuklu ailenin çocuğu. Peki Badze Fırın Kafe nasıl hayata geçti? Bir hikayesi var mı? Bu hikaye ne zaman başladı? Tabii ki var. Aslında benim fırıncılık hikayemden başlayarak Badze Fırın'a gidelim. Rize'den zaten ne çıkar? Rize'den fırıncı çıkar, inşaatçı çıkar, Cumhurbaşkanı da çıkar, Başbakan da çıkar. Hem de çok çıkar. Bakan çıkar, milletvekili çıkar, Rize'den her şey çıkar. Rize çok verimli bir, Türkiye'nin ili, küçük ama verimli bir il. Ben 1990 yılında ilkokulu bitirdikten sonra Ümraniye'de küfeyle ekmek dağıtarak bu sektöre başladım. O günlerde fırınlarda işçi bulunmazdı. Yani çok... iş bulunmazdı. Çok fazla işçi vardı. Yani bir işçiler yatarken bir işçiler yedekte beklerdi. Ben ustama bir şey sormuştum o gün. Ustam bana hamura kaç tane maya atıyorsun dediğinde benim kulağımdan tuttu. Bir tekme vurdu, kapıya attı. Benim işimi mi elimden alacaksın dedi. O gün bir karar verdim kendime. Eğer bu işi yapacaksam en zirvesinde yapacağım. 6 ay sonra o usta benim yanıma çıraklık etti. Ve oradan başladım bu serüvene. Eğer bir meslekte tuttuğunu koparan dedikleri, oradan başladık. 2006 yılına kadar askerden geldikten sonra küçük bir ticari hayatım oldu. Bir buçuk yıllık. Ondan sonra tekrar işçilik hayatı oldu. 2006 yılından beri ilk iş yerimi Beylikdüzü'nde farklı bir isimle lokuma odun ekmeği olarak açtık. Ondan sonra bu işi geliştirmeye başladık. Yani sektör öyle bir yere geldi ki sadece fırın ekmek olarak faaliyetin yetersiz olduğu yere geldi. Biz de sektörümüze yön değiştirdik. Yani şahsım adına ve birçok meslektaşıma da örnek oldu. Farklı bir sektörde farklı bir konsepte getirdik. Fırın anlamından çıktık. Fırın, kafe, pastane şekline aynı zamanda şarküteri reyonumuzu soktuk iş yerlerimize. O çok enteresan. Ve 2 tane, 3 tane, 4. iş yerini açtıktan sonra hep farklı ortaklarla ticaret ediyorduk. İşte 2 iş yerinde farklı lokma ekmeğin 2 şubesi var. İşte farklı ortaklarım var. İşte doyumlu mamulleri olarak farklı ortaklarla devam ettik. Sonra kendi markamı oluşturmaya karar verdim ve marka araştırması. Çünkü birçok meslektaşımızın fırınlarının ismi marka tescili kendine ait değil. Doğru. Farklı kişiler tarafından tescil edilmiş ama tek şube olduğu için marka sahibi önemsemiyor. Biz büyümeye başlayınca doyumlu mamulleri başka bir firmanın olduğu için biz yani o şahsı markasını büyütmek istemedik. Kendi markamızı ortaklarımla buradan Muharrem Aloğlu, Niyazi Bey'e, ortaklarıma da buradan selam gönderiyorum. Oturduk kendi markamız için nasıl bir marka oluşturabiliriz diye düşündük. En son 10 isim üzerine sıkıştı. Ben Badze'den esinlendim. Bizim tabii ki bu işi yapan profesyonel, bu işi organize eden arkadaşımıza bu isimleri sunduğumuzda Badze çok basit durdu dedi. Ona o bir C daha ekledi. 2C ile Badze olarak, yani Badze'den esinlenerek Badze'yi bulduk. Ve bunun şimdi bulduk ismi, okey. İsimde karar verdik ve bunun araştırmasını yaptık. Eşimize, dostumuza slaytlarını hazırladıktan sonra işte kafe bardağında nasıl duruyor, çay bardağında, tabakta, tabelada nasıl bir duruşu var diye sunduğumuzda hep olumlu tepkiler aldık. Müşterilerimize sunduk. Olumlu tepkiler aldıktan sonra benim aklıma şey geldi. Ya arkadaşlar, Badze'yi bulduk da şimdi Badze ettik bunu. 2C koduk. Bu acaba İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da ne demek? Yani böyle bir farklı bir isim çıktı. Yanlışlıkla bir küfür olur. Ya çirkin bir anlam gelir. Yemeğe, yiyecek üretiyoruz çünkü pasta. Pastane, kafe, fırın, yani farklı bir tepki gösterecek bir isim olur. Çıkar bir profesör bunu inceler, der ki halka bunu yediriyorlar. Ve bunun araştırmasını yaptık. İngilizce'de, Fransızca'da, işte Türkçe'de anlamı nedir? Dut, iyi güzel dut anlamına geliyormuş. İngilizce'de, Almanca'da bunun şeylerini yaptık. Baktık ki doğru yoldayız. Badze'yi kendi markamızı oluşturduk. Şu anda 4. şubemiz hazırlanıyor. Ve yaklaşık 3-4 tane de franchise'lık isteyenler var. Ama acele etmiyoruz. Önce kendimiz ayaklarımız üzerine durup franchise verdiğimiz insanları da mağdur etmek istemiyoruz. Evet. Şu an itibariyle öyleyse 3 şubeyle hareket ediyorsunuz. 3 şube, 4. şube hazırlık aşamasında. Evet, de yaklaşık bir hafta 10 gün içine de faaliyete geçer. Şimdiden hayırlısı olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Peki şubelerimiz nerelerde? Şubelerimiz Avcılar'da var. Beylikdüzü'nde var. Esenyurt'ta var. Daha ağırlıkta Avrupa yakasını tercih ediyoruz. Çünkü ben hep şunu demişimdir. Hakim olamadığın hiçbir iş senin değildir. Evet. Yani belki Anadolu yakasında isim hakkı verebiliriz. Veya Türkiye'nin farklı yerlerine de isim hakkı verebiliriz. Hatta Anadolu yakasından bize isim şeyi isteyenler var. İsim hakkı verdiğimiz firmalarda tabii ki doğal olarak araştıracağız. Bizim ismimize leke getirmeyecek firmalar olmalı. Karşıda 4 şubeli bir işletme var. Onun buradan ismini söylemeyeyim, rencide olmasınlar. Onlara da böyle bizim markamızın isim hakkını verebiliriz. Öyle bir görüşme aşamasındayız. Birkaç tane de böyle ayrıyetten 2 şubeli, tek şubeli yerler var görüştüğümüz. Emin adımlarla gidiyoruz. Yani ben başarımın sırrını bana soruyorlar. Evet, nedir başarının sırrı? Başarının sırrı nedir? Bizim sektörümüzde olmazsa olmaz hijyen. En başlıca sebebi hijyen. Çünkü kendine ekmek yedirmediğin, çoluk çocuğuna ekmek yedirmediğin hiçbir şeyi ailene yedirmediğini müşterine de yedirmeyeceksin. Benim işyerlerim 7/24 kamerayla izleniyor. Bunu ben yetersiz buldum. Müşterilerimi izletiyorum ama bunu bile yetersiz buldum. İş yerlerimi müşterinin denetimine açtım. Yani bu ne demektir? İş yerimde şu var. Şu yazıyı yazdım. Bu da ben esinlenerek yazdım bu yazıyı. Sizin sağlığınız bizim için önemlidir. Başlığı bu. Yediğiniz ekmeğin, yediğiniz ürünün ne koşullarda, nasıl üretildiğini görmek en doğal hakkınızdır. Arzu ettiğiniz anda imalatımızı girip gözebilirsiniz. Eksik gördüğünüz koşullarda bizleri uyarırsanız seviniriz diye böyle bir yazım var benim bütün fırınlarımda. Ve buradan bütün meslektaşlarıma da sesleniyorum. Hatta sosyal medya hesabımdan bunu şöyle paylaştım. Cesareti olan yazsın. Yani eğer bu yazıyı göremiyorsa bir vatandaş o işletmeden bence istesin bunu. Çünkü neden? Öyle zor sektörle uğraşıyoruz ki çok fazla içimizde ruhsatsız, sağlıksız koşullarda üretim yapan fırınlar var. Ben o meslektaşlarımla aynı mesleği yapmaktan utanç duyduğum meslektaşlarım var. Ama bu işi harbiden güzel yapan, işinin ehli olan insanların mağdur olmaması için ben canla başla mücadele veriyorum. Evet. Bir de sektörde başkan deniyor size. Evet. Aynı zamanda Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanıyım ve Avrasya Fırıncıları ve İş Adamları Derneği Başkanıyım. Yani Avrupa bölgesindeki, bu bölgedeki fırıncılara başkanlık yapıyorum. Daha dün toplantıdan geldik. O günkü toplantıda da arkadaşlarıma hep şunu dedim. Bizim meslektaşlarımızın çoğu eğitimsiz. Yani cahil demeyeyim ama eğitimsiz, pazarlamayı bilmeyen bir insanlarız. Kendimizi geliştirmiyoruz. Ben hep kendimi geliştirmek için her gittiğim bir meslektaşımın iş yerinden bile bir şeyler esinlenerek kendi iş yerime monte etmişimdir. Hep daha iyisini nasıl edebiliriz? Ve her toplantı yaptığımda iş çalışma arkadaşlarım, ben onların patronu değilim hiçbir zaman. Kendimi daha hala işçi gibi görmüşümdür. Çalışma arkadaşlarıma da bunu diyorum. Ufkunuz açık olsun. Dar bakmayın. Yani dar gözlükle dünyaya bakmayın. Hep geniş olun. Neden ben? Benim eniştem var. O da şimdi izler bizi. Bana bir şey demişti işçilik yaparken. Ben iş yatak yatak iş çalıştığım dönem vardı. Benim oğlum vefat eden abime baba diyordu. Beni görmüyordu. Bir ay eve gitmediğimi bilirim. Bir ay üstümdeki iş kıyafetini sadece duş almak için çıkarırdım. Duşumu alırdım. Tekrar iş elbisemi girerdim. Hamur aralar deriz. Yani her bir hamurdan bir hamura o boşluklarda 1 saat 2 saat oralarda uyurdum. Dedi bana bir gün geldi. Ya dedi kayınço iş elbiseni çıkarmayacak mısın? Ben bunu çıkardığımda bir daha giymeyeceğim ama sen giyerken olacaksın diyorum dedim ona. O eniştem yıllarca yanımızda çalıştı. Şoförlüğümüzü yaptı. Herkesin bir ideali, hedefi olmalı. Çok doğru. Yani. Çok doğru. Peki bundan sonrası için Selahattin Büyük'ün ne gibi hedefleri var? Ne gibi hedeflerimiz var? Bana çok farklı teklifler gelmeye başladı. Bulunduğum bölgede meclis üyeliği teklif edildi. Başkan yardımcılığı teklif edildi. Siyasete mi gireceksin denildi. Aslında siyaset düşünmüyorum. Ben çünkü yalan söylemeyi çok fazla beceremiyorum. Ama yapmayın şimdi, yani yapmayın şimdi. Çok fazla siyasetçilerimizin maalesef biraz üzülerek söyleyeyim. Buradan da şunu söyleyeyim. Birbirimizi eleştirelim. Türkiye'nin, ben hep şunu diyorum. Rekabet başarıyı getirir. Mutlaka. Ama haksız rekabet, yani biz tabir biraz kötü mü olacak bilmiyorum ama belden aşağı rekabet diyorlar. Yani eleştirirken değerlerimize dokunmadan birbirimizi eleştirelim. Yani bu ülkenin muhalefete ihtiyacı var mı? Evet var. Benim rekabetçiye ihtiyacım var mı? Evet var. Ama rekabeti ederken kalitemizle yapalım. Meslektaşlarımıza bunu sesleniyorum. Çünkü bizim sektörümüzde çok fazla fiyatla rekabet eden insanlar var. Doğru, doğru. Öyleyse tatlı bir rekabet mutlaka ki olacak diyorsunuz bundan sonraki iş yaşantımda. Ama her şey etik kurallar dahilinde, ahlaki değerler asla ihlal edilmeden olacak diyorsunuz. Evet. Evet, bir tek ürünler kaldı sormadığım ve benim en sevdiğim kısım, en sevdiğim bölüm bu. Kaç çeşit ürünümüz var? Say say bitmez dermişsiniz. Ya o şimdi ürün yelpazemiz çok fazla. Çünkü öyle bir şey ki geçen günü bir müşteri tezgahlarımıza pastane bölümünün özellikle ekmek de artık tek ekmek çeşitinden çıktı. Yani şöyle sayabilirim. İş yerlerinde 30-40'a yakın ekmek çeşidi, sadece ekmek çeşidi çıkıyor. İşte bunun tam buğdayından, ekşilisinden, normal francalısından, işte sayın da sayın yani. Çok ufku geniş, yani ustanın ufkuna kalmış bir şey. Hele hele pasta sektöründe çok çok daha önde. Geçen müşterimizin bir tanesi ürün satıyor. Şimdi Şürözbek. Tezgahlarımıza soruyor, Şürözbek nedir? Şimdi tezgahlar kaldı tabii. Ya Hamza diyor Şürözbek işte. Yani ben de o esnada denk geldim. Tam iş yerinden içeri girdim. Şürözbek de içeriği nedir? Dedim Hamza geldim yanına hemen bizim Karadeniz şivesiyle. Emice dedim gel senin derdinden ben anlarım. Dedim bu sektör öyle bir şey ki ustaların ufkuna kalmış. Usta fındığı, fıstığı, işte çikolatayı karıştırıyor. Bir karışımdan bir lezzet yakalıyor. Bunun adına da Şürözbek demiş. Yani bunun ne anlama geldiğini işin açıkçası araştırmadık. Sonra o gittikten sonra oradan bir kilo Şürözbek aldı tabii yedi. Lezzetli de buldu aldı gitti. Sağ ol dedi aydınlattın beni. Sonra da ben internete girdim anlamı ne? Yemiş yedikçe yediren. Hmm. İngilizce bunun anlamı Türkçe anlamı yedikçe yedirenmiş. Ama yani o trileçe dünyası diye bir şey çıktı. Yani normal bildiğimiz pasta malzemelerine, kek malzemelerinde kullandığımız keki keçi sütüyle ıslandırıp üzerine frambuazını, işte karamelini, limonunu, portakalını sürerek farklı bir sütlü bir keki sütle bandırıp yumuşatarak farklı bir lezzet yakaladı bir usta. İsmine trileçe koydu. Trileçe dünyası diye farklı bir şey yakaladı. Yani bu ustanın ufkuna, ustalarımızın ufkuna kalmış. Ben burada ustalara da sesleniyorum. Artık yeter bu kadar da ürün zenginliği. İnanın sunumda zorluk yaşıyoruz. Müşteri de hangisini alacağını şaşırıyor. Yani gerçekten çok gelişmeye açık bir sektör bizim sektörümüz. O yüzden bu konuda işini doğru yapan insanlar da emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Alıyor. Doğru. Herkes gönlünün ekmeğini yer demişler ya. Siz de gönlünüzün ekmeğini yiyorsunuz diyoruz biz. Başarılarınız daim olsun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk efendim biz. Sağ olun. Biz de sizin bu güler yüzünüze teşekkür ediyoruz. Böyle güzel karşılanmak bizi de onur etti. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Badze Fırın Kafe'den işletme sahibimiz Sayın Selahattin Büyük'ü ağırladık. Hoşçakalın.